Değerli izleyicilerimiz, Yaşar Üniversitesi Kariyer ve Mezunlar Merkezi Müdürlüğü, Lisans Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, Halk ve İşgal Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü destekleri ve Medya Merkezi'nin katkılarıyla düzenlemiş olduğumuz lisansüstü kariyer sohbetlerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün söyleşimiz kapsamında çok kıymetli bir mezunumuzu ağırlayacağım. 2013 Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans, 2016 Elektrik Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans mezunu ve şu anda Volt Teknoloji Anonim Şirketi'nde Proje Yönetim Ofisi Teknik Yöneticisi sevgili Gonca Eştürk. Gonca'cığım hoş geldin programımıza. Senem Hocam hoş bulduk. Öncelikle böyle bir söyleşte bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğumu söylemek isterim sizlere. Ben de Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Seni görmek ne kadar güzel. Çok uzun yıllar oldu görüşmeyeli. Bu söyleşi evet. Sayesinde bir araya geldik. Gonca'cığım söyleşimize başlamadan önce ben izleyicilerimiz için kendini kısaca tanıtmanı rica edeceğim senden. Tabii ki. Ben Gonca Eştürk, Yaşar Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü 2013 mezunuyum. Daha sonrasında hemen çalışma hayatına başladım ve buna paralel olarak da 2014 senesinde yüksek lisans eğitimine başladım. Mesleğimi 2013 senesinden beri devam ettirmekteyim ve şu an Volt Savunma firmasında proje yönetim ofisi teknik yöneticisi olarak görev almaktayım. O zaman sorularıma başlıyorum hazırsan. Şimdi hem lisans hem lisans olduğun için birbiriyle iç içe sorular yönelteceğim sana. Dinleyicilerimizi aydınlatabilmek adına eğitimler hakkında. Şimdi hem lisans hem de lisansüstü mezunusun. Eğitim hayatın hakkında biraz dinleyicilerimize bilgi verebilir misin? Mesela bu bölümü nasıl seçtin? Neden tercih ettin? Nelerle karşılaştın? Aldığın eğitim sana neler kazandırdı? Aslında şöyle, küçük yaşlardan beri elektrik ve elektroniğe büyük bir ilgim vardı. Lisede de almış olduğum yani temel fizik ve matematik dersleriyle beraber üniversitede de mühendislik seçmemi zaten düşünüyordum. Elektrik elektronik mühendisliğini böyle seçmeye karar verdim. Yaşar Üniversitesi'ni seçmemle alakalı ise İzmir'de olması benim için büyük bir avantajdı. Çünkü ben İzmir'de yaşamayı seviyorum ve İzmir dışında da bir şehir tercih etmeme kararı almıştım. Bu konuda biraz tutucu davrandım açıkçası. Daha sonra üniversiteyi araştırdığımda hem akademik kadronun sahip olduğu background hem de üniversitenin sahip olduğu altyapı bizim için çok önemli. Biliyorsunuz uygulamalı derslerimiz oluyordu. Laboratuvar dersleri bizim için çok önemliydi. Fevkalade bir laboratuvar altyapısına sahipti. Bu yüzden de Yaşar Üniversitesi'ni tercih ettim. Birinci ve ikinci sınıfta temel mühendislik dersleri aldık. Elektrik elektronik mühendisliğine geliş, devre dersleri, daha sonra elektronik dersleri aldık. Üçüncü ve dördüncü sınıf itibariyle de daha çok alana yönelik derslerimize başladık ve aslında alan seçmeye de başladık. Yani çok keyifli bir dört yılı adım atmış oldum aslında bu süreçte. Çok keyifli bir öğrenim eğitim hayatı geçirmiş oldum Yaşar Üniversitesi'nde. Harika. Sanıyorum bu elektrik elektronikle olan ilgin babanın matematik öğretmeni olmasıyla da bağlantılı olabilir mi acaba bu sayısala olan merakımız, sayısal bölüm tercih etmemiz? Aslında kesinlikle var çünkü ben ortaokul eğitimi boyunca birazcık tembel bir öğrenciydim. Fakat daha sonra lise yıllarında matematiğe olan ilgim fevkalade arttı. Yani babamın matematik öğretmeni olması ve yönlendirmesi, ondan aldığım dersler aslında temelini atmış olabilir o zamanlarda. Kesinlikle haklısınız hocam. Ve iyi ki de seçmişim. Yani şu anki aslında hayata bakış açım ve vizyonumla tamamlandığını düşünüyorum yaptığım çalışmaların, yaptığım araştırmaların ve uzmanlık alanımın. İyi ki de bu mesleği seçmişim. Çok keyif alarak bu mesleği sürdürüyorum şu an. Demek ki küçüklüğünde ilgi duyduğun alan sonradan senin mesleğin oldu ve gerçekten doğru bir tercih yaptın ve kariyerini bu kesinlikle yolda öyle yönlendiriyorsun. Ne kadar güzel doğru seçimi yapıp kariyerinde başarılı olan böyle mezunlarımızla karşılaşmak. Gonca'cığım mühendislik fakültesindeki lisans eğitimini bitirdikten sonra hiç vakit kaybetmeden lisansüstü eğitime adım attın. Lisansüstü başvuru süreci ve mülakat hakkında biraz bilgi verebilir misin bizlere? Aslında lisansta mezun olduktan sonra ben radar sistemleri üzerine bir tez yapmıştım lisansta. Bu alanda çalışmak istedim fakat İzmir'de o zaman da böyle bir sektör yoktu. Yani beni şehir dışına gitmeye zorluyordu alanım. Fakat ben de gitmek istemediğim için ve İzmir'de yaşamak istediğim için
Yine mesleğimi yaptım fakat farklı alanlarda çalıştım. Örnek veriyorum, aydınlatma firmasında Ar-Ge tasarım mühendisi olarak çalıştım. Bir trafo fabrikasında test mühendisi olarak çalıştım. Ama içimde bir ukde kalmıştı alanımla alakalı ve alanımda uzmanlaşmak istiyordum. O yüzden de çalışırken buna paralel olarak da yüksek lisans başvurusunu yapmak istedim. Anten ve mikrodalga teknolojileri üzerine bir yüksek lisans başvurusu yaptım. Bu süreçte üniversitedeki hocalarımdan epey yardım aldım. Mülakatlarda hem sözlü hem de yazılı mülakatlara hazırlandım ve başarılı bir şekilde burslu olarak lisans üstü eğitimini hak kazanmış oldum. Biraz tüyo vermek ister misin? Şimdi lisans üstü eğitime başvurmak isteyen izleyicilerimiz vardır burada, adaylar. Zor oluyor mu yazılı sınav ya da mülakat? Nelere dikkat etmeleri lazım? Sen tecrübeli birisin. Aslında lisansta bize eğitim veren hocalarımızla bu mülakatları gerçekleştiriyoruz. Ve lisansta eğitimini aldığımız, örnek veriyorum, sinyal işleme ya da devre teorileri ya da örnek veriyorum güç elektroniği gibi derslerle alakalı, yani lisansta gördüğümüz derslerle alakalı hocalarımızdan bazı sorular geliyor. Bunları cevaplamamız gerekiyor. Zaten 4 yıl, eğer arayı da pek açmadıysak, hemen akabinde yüksek lisansa başladıysak, biraz bunun kolaylığını yaşıyoruz. O yüzden de benim için de kolay bir süreç oldu bu mülakat süreci. Hiçbir boşluk bırakmadan hemen lisanstan Evet. lisansüstü geçişte O bilgiler bilgi birikimini tazeyken çok kullanabildim. Evet. harikasın. Az önce sen de bahsettin, lisansüstü eğitime başladın ancak aynı zamanda da sektörde çalışıyordun. Çoğu aday için bu zor olabiliyor. Diyorlar ki hem çalışacağız hem lisansüstü eğitim alacağız. Sen bu konuda neler söylemek istersin? Zorlandığın taraflar nelerdi? Bunun dışında lisansüstü eğitim iş hayatında sana neler kazandırdı? Aslında şöyle söylemek istiyorum. Eğer çalıştıkları iş yerleri buna müsaade ediyorlarsa böyle bir fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederim. Ben de bu konuda şanslıydım. İkisini paralel yürütebildim. Zaten lisans üstü eğitimi tüm 5 günü kapsayacak şekilde olmuyor. Bunları danışman hocalarınızla ayarlayabiliyorsunuz. Ayrıca lisans üstü eğitim süresince kendi ayaklarım üzerinde durabilmek ve insanlarla olan etkileşimimi geliştirmek adına ben böyle bir çalışma hayatına girmeyi tercih ettim. Böyle bir kararı alıp uyguladığım için de kendimi çok mutlu hissediyorum ve bunu da herkese tavsiye ediyorum. Çünkü hayata bakış açımı değiştirdiğini ve arttırdığını düşünüyorum. Lisans üstü eğitimi meslek hayatımda karşılaştığım problemlere daha geniş bir bakış açısıyla bakmamı sağladı ve daha da doğrusu kolaylaştırdı. Ve bir mühendis için en gerekli şeylerden biri olan analitik düşünce kapasitemi de arttırdığını söyleyebilirim. Harika, ne kadar güzel. Dolayısıyla hem işe katkısı oldu hem de akademik olarak kendini geliştirme fırsatın oldu. İleride doktoraya da Evet. bekliyoruz seni. Ben devam etmeni istiyorum açıkçası. Şahsen seni tanıyan birisi olarak bundan vazgeçmeyeceğini düşünüyorum. Şimdi bazı soru işaretleri olabilir dinleyenlerin kafasında. Neden aynı Tabii. alanda lisansüstü eğitime de devam etti? Neden mühendislikte farklı bir alanı tercih etmedi diye? Biraz bahseder misin lisansla lisansüstü eğitim arasındaki farklar nelerdir? Mesela senin lisans üstü eğitime başlarken beklentilerin nelerdi? Eğitim sürecinin çok iyi geçtiğini biliyorum lisans üstünde. Bu süreçte ne gibi farklılıklar elde ettin? Lisans üstü eğitimi, lisans eğitiminden farklı olarak daha detaylı, daha nasıl söyleyeyim, mesleğimizde daha uzmanlığa kapıları açan bir eğitim oldu. Lisans eğitiminde daha genel bir kapsama sahip eğitimi aldık. Fakat lisans üstü eğitimde daha alanımıza yönelik eğitim almamıza ve çalışmalar yapmamızı sağladı. Örnek veriyorum, ben 4 sene boyunca aldığım temel mühendislik derslerinden sonra uzmanlaşmak istediğim anten ve mikrodalga teknolojileri üzerine çalışma yaptığımda, yani bu en azından tezimi hazırlanırken bile fevkalade bir deneyim yaşadım. Çok detaylı, çok güzel makaleler okuma fırsatı yakaladım. Mühendislik araçlarını daha detaylı şekilde kullanma fırsatı yakaladım. Biraz önce söylediğim gibi analitik düşünme yetisini daha güzel kazandım. Bunun aslında umduğumu buldum diyebilirim yüksek lisans eğitiminde ve bunda da hocalarımın katkısı yadsınamaz bir gerçek kesinlikle. Hem danışman hocamın hem diğer eğitimini aldığım hocalarımın, derslerime giren hocalarımın katkısı fevkalade büyüktür.
Zaten benim de sorum, bundan sonraki sorum bu olacaktı. Herkesin hayalinde çalışmak istediği bir hocası vardır. Lisansüstü de evet, tam birebir hocalarımızla çalışmak için gelecekteki hayallerimize ulaşmak adına çok önemli bir adım, çok önemli bir eğitim süreci. Senin Yaşar Üniversitesi'nde çalışmalarıyla örnek aldığın, birebir çalışma fırsatı bulduğun ya da ileride çalışmak istediğin hocaların var mı? Aslında sadece yüksek lisans olarak değil, ben lisansta eğitimini almış olduğum hocalarımı da böyle bir anmak istiyorum burada. Tabii ki. Hepsi çok kıymetli, çok değerli hocalar benim için. Hani isimlerini de saymak isterim, unuttuğum ya da atladığım olursa da lütfen kusura bakmasınlar. Hani Coşkun Hoca, Hacer Hoca, Nalan Hoca, Mustafa Gündüzalp Hoca, Mustafa Seçmen Hoca, Emre Hoca, Refet Hoca. Hepsi çok kıymetli hocalar. İnanın saymadıklarım varsa da lütfen kusura bakmasınlar. Buradan saygılarımı iletiyorum hocalarımıza. Öyle, kesinlikle öyle. Hepsinin üzerimde hakkı büyüktür. O her birinin dışında şimdi Mustafa Seçmen hocam var. Hem lisans evet, tezinde hem de yüksek lisans evet, tezinde danışmanım da kendisi. Çok büyük saygı duyduğum bir hoca. Hiçbir zaman nasıl söyleyeyim, desteğini esirgemedi. Hem lisans hem yüksek lisans hem de meslek hayatıma geçtiğimde de her zaman kendisini, desteğini arkamda hissettim. Gerçekten benim için yeri her zaman ayrıldı ve ayrı olmaya da devam edecekti. Bundan sonraki yani gelecekle alakalı olarak doktora planım tabii ki de var. Biraz önce siz söylediniz. Tekrardan böyle bir fırsat yakalarsam yine Mustafa Hoca ile çalışmayı çok isterim. Harika. O zaman gelecek için şimdiden Mustafa Hoca'dan bir söz almış olalım buradan. Hocamıza da saygılarımızı iletiyoruz. İzlediğini biliyorum. Selamlar. Biraz tez konudan bahsedelim mi? Hep söyledin, uzmanlaşmak istediğin bir alan vardı, anten ve mikrodalga teknolojileri diye. Biraz tez konundan, neden bu konuyu seçtiğinden ve tez sürecinden bahsedebilir misin? Tez hazırlamakta pek çok lisansüstü yapmak isteyen adayın merak ettiği bir konu. Nasıl hazırlanıyor? Hem çalışırken hem tezimizi hazırlarken nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl bir çalışma prensibine sahip olmalıyız? Biraz bundan bahseder misin lütfen? Tabii ki. Aslında biz ilk başta da söylediğim gibi 4 yıllık eğitimimize ilk başta temel mühendislik derslerini alıyoruz. Daha sonra 3. ve 4. sınıfta ağırlıklı olarak alan derslerine yöneliyoruz. Bu kısımda bir kısım hani elektrik tarafına yoğunlaşırken bir kısım da elektronik tarafına ya da haberleşme tarafına dağılabiliyoruz. Ben bu anlamda biraz daha yüksek frekans dersleri, yani elektromanyetik alanını tercih ettim. Bunda da yine Mustafa Hoca'nın büyük bir katkısı vardı. Çünkü ben onun derslerine her zaman çok severek katıldım derslerine ve açıkçası ilgimi çok çekiyordu elektromanyetik alanı, yüksek frekans ilgimi çok çekiyordu. O yüzden de bu alana yönelik öncelikle lisans tezimi gerçekleştirdim. Biraz dersler ağır bu tarafta, fakat eğer seviyorsanız, ilginiz varsa ve yakından da takip ediyorsanız bu tarz konuları, gerçekten de fevkalade bir çalışma alanı olduğunu düşünüyorum. Yüksek lisansta da bu aslında çalışırken elektrik tarafında çalıştım. Biraz önce söylemiştim size sektör olarak. O bağımı kopartmamak adına yüksek lisansta da aynı şekilde anten ve mikrodalga teknolojileri üzerinde yapmak istedim. Hocam da bu konuda desteğini sağladı ve konuyu da beraber seçtik zaten. Çok keyifli bir teorik ve yine uygulamalı olarak ortaya bir ürün çıkarttık. Çok keyifli süreçlerdi. Önemli olan her zaman araştırma yapmak, bu araştırmayı çalışmalarınıza yansıtmak, meraklı olmak, okumaktan vazgeçmemek ve mühendislik araçlarını da gerçekten buna paralel olarak öğreniyorsunuz. Analitik düşünceyi yansıtabiliyorsunuz. Sorunları çözme kabiliyetiniz artıyor bu süreçte. O yüzden hani şunu tavsiye ediyorum. Hani lisansta hem de yüksek lisansta arkadaşlar gerçekten de araştırmacı olsunlar. Hiçbir şekilde size bir ham bilgi gelmiyor. Evet, o geliyor ama onu geliştirmek, onu kendinize katmak, meslek hayatınıza yansıtmak kesinlikle sizinle alakalı. Yani hocalarımız ya da bizim aldığımız dersler bize bir kılavuz gerçekten, ama bunu geliştirmek, bunu kullanmak kişiye kalmış. Şunu sormak istiyorum. Lisansüstü eğitim sırasında farklı bölümlerden de gelen arkadaşların var mıydı sınıfta? Hani onlarla bir sinerji yaratma ya da beraber proje üretme ya da fikir geliştirme aşamasında? Yüksek lisansta aslında hem bizim okuldan mezun olan lisanslı hem de başka üniversitelerden mezun olan arkadaşlar gelebiliyor bildiğiniz üzere. Benim de yine çalışma fırsatı olduğum arkadaşlarım oldu. Beraber dersleri aldığımız arkadaşlarımız oldu. Fakat projeler, yani ben daha çok yaptığım projelerde
tek çalıştım. Ortak tabii ki de çalışma fırsatını veriyor. Bunu üniversite sunuyor size. İsterseniz böyle bir çalışma yapabiliyorsunuz. Bu kesinlikle kişiye bağlı, projeye bağlı, projenin büyüklüğüne bağlı. Bunu kendiniz tercih ediyorsunuz. Anladım peki. Şimdi yüksek lisans tezini tamamladın ama tamamen farklı bir alanda çalışıyorsun. Şu an Volt Savunma'da. Evet. Volt Teknolojiler anonim şirketi aynı zamanda ama siz Volt Savunma'yı kullanıyorsunuz işiniz itibariyle. Biraz bana şirketten evet. bahseder misin? Yaptığınız işler nelerdir? Sektörün önde gelen firmalarıyla beraber çalıştığınızı biliyorum. Bu konuda da bize biraz bilgi verebilir misin? Gonca'cığım. Gonca bizi duymuyor sanıyorum. Gonca? Biraz sesinizde kesinti oldu ama zannedersem firmayla, tamam, yani çalıştığım firmayla alakalı birazcık bilgilendirmesini. Evet, birazcık çalıştığım firmayla alakalı bilgi vermeni istiyorum. Stratejik partnerleriniz de var çünkü. Tabii ki. Alanlarınız çok özel. Onu evet, evet. Bilgi verebilir misin? Evet. Tabii ki, tabii ki hocam. Bu savunma firması 2018 yılında kurulmuş. Geleceği çok parlak bir savunma şirketi. Temel amacımız ülke kaynaklarını kullanarak savunma sistemlerinde ihtiyaç duyulan ürünleri yerli imkanlar ile üretmek ve ülkemizin savunma konusunda dışa bağımlılığını azaltmaktır. Şirketimizin üretmekte olduğu ürünlerin başında savunma sistemlerinde kullanılan ekipmanlar için hareket kontrol ve tahrik sistemleri ve mobil cihazlar için elektrik enerjisi üretmek için kullanılan jeneratör ve alternatör sistemleridir. Volt Savunma'da oldukça dinamik bir çalışma ortamına sahibiz. Her günümüz yüksek tempolu bir çalışma içinde geçiyor. Her geçen gün projelerimize yeni projeler ekliyoruz ve ürün gamımızı geliştiriyoruz. Ekibimiz savunma sanayinde yüksek tecrübeye sahip arkadaşlardan oluşmakta aynı zamanda. ARGE bölümümüzde konusunda uzman mühendis arkadaşlar ile savunma sanayine özgün tasarımlar ve ürünler sunabilmekteyiz. Ve biraz önce de sizin söylediğiniz gibi savunma sanayinin önde gelen firmaları TAİ, TEİ, Aselsan, Roketsan, TÜBİTAK, SAGE gibi firmalarla projeler yürütmekte ve ürünler vermekteyiz. Harika. Bu son derece farklı stratejik partnerlerle çalışmak da farklı alandaki projeler dolayısıyla sizin daha da kendinizi geliştirmeniz anlamına geliyor değil mi? Farklı bakış açıları kazanıyorsunuz. Kesinlikle. Özellikle senin her zaman proje yönetimine çok önem verdiğini biliyorum. Dolayısıyla istersen buradan arkadaşlara da onu vurgulayalım. Sizin mühendislik alanında olmazsa olmazınız proje yönetimi, doğru etkin bir proje yönetimi. Evet. Burada almış olduğunuz her farklı projeyle proje yönetimini farklı açılardan da değerlendirmiş oluyorsunuz değil mi? Bu çok önemli bir kriter sizin. Kesinlikle, kesinlikle hocam, kesinlikle. Söyle Gonca'cığım ben. Dediğiniz gibi farklı projeler yürütüyoruz ve bazı proje kıstasları vardır bilirsiniz işte maliyet bütçesi vardır ondan sonra zaman bütçemiz vardır bunları bu kurguyu iyi yaparak bu projelere yansıtıyoruz ve iyi bir fizibilite çalışması sonucunda projelerimizi yürütmekteyiz. Dediğiniz gibi farklı partnerler olduğu için farklı proje kurguları yer alıyor. Yine aynı şekilde bu disiplinli çalışma gerektiren bir alan, proje yönetimi konusu. Ama keyifli çalışmalar yapıyoruz. Askeri ve havacılık standartlarına uygun çalışmalar yapıyoruz. Bunlar da şirketimizin gerçekten de keyifle yaptığımız, keyifli çalışmalarımız. Yani dediğim gibi Volt Savunma firması 2 senelik bir firma. Yani 2018 yılında kuruldu. Fakat geleceği çok parlak bir firma. Buradan da bu meslekte olan arkadaşlarıma sesleniyorum. Yani gerçekten de çalışma ortamı olarak hani sürekli bizi İzmir dışına iten bir alan gibi gözükse de savunma sektörü. Artık İzmir'de de böyle bir firma olduğunu gösterme imkanına sahip oldum bu vesileyle. Harika. Belki ortak projeler yaparsınız. Üniversitemizde de beraber evet. projeler geliştirebilirsiniz. Ne kadar güzel, harika Kesinlikle. Bir haber vermiş oldun. Bir sorumuz gelmiş. Yüksek lisans yapmak zor mu? Elektrik, elektronik mühendisliği alanında diyor bir izleyicimiz. Ben zor olduğunu düşünmüyorum. Eğer alana güzelce karar verildiyse, yani severek yapılacak bir başlık seçildiyse, alan seçildiyse zor değil. Ben hem çalıştım, paralelinde de yüksek lisansı yaptım. Eğer zor olduğunu düşünseydim kesinlikle söylerdim. Dediğim gibi hem ikisini yürütmek kişiye bağlı. Severek yaptığınız bir alanda çalışıyorsanız da, seveceğiniz bir alanda çalışıyorsanız da keyifli bir öğretim hayatı geçiriyorsunuz yüksek lisansta. Harika.
Bir sorumuz daha var. Kampüs hayatın nasıldı eğitimin sırasında diye bir izleyicimiz sormuş. Bize biraz Yaşar Üniversitesi'ndeki kampüs hayatından bahseder misin? Nasıl geçirdin yıllarını ve unutamadığın bir anın var mı? Aslında şöyle baktığımda 2013 mezunuyum. 7 sene geçmiş, epey bir zaman geçmiş. Ama kampüs hayatını çok net şekilde hatırlayabiliyorum. Bir kere üniversitenin sosyal anlamda etkinlikleri fevkalade çoktu. Topluluklara üye olabiliyorduk, üniversite bünyesinde yer alan topluluklara. Ben mesela elektrik elektronik mühendisliği okudum. Fakat hiç alakası yokmuş gibi gözüken arkeoloji topluluğuna üyeydim. Çok keyifli geziler yapılıyordu, müzelere geziler yapılıyordu. Yani bunları gerçekten unutamıyorum, çok keyif aldığım zamanlardı. Ya da böyle kayak gezileri, başka şehirlere geziler, tarihi geziler yapılıyordu. Yani üniversitenin gerçekten de sosyal anlamda da bizi geliştirdiğini, bu etkileşimi sürekli yaşattığını düşünüyorum. Hem bulunduğu yerleşkeden dolayı hem de bu sunduğu imkanlardan dolayı üniversite sosyal anlamda da bizi geliştirdiğini söyleyebilirim. Unutamadığın bir anın var mı diye de eklemişti. Unutamadığım bir anı şöyle söyleyebilirim. Üniversite zamanında yapmış olduğumuz bir Uludağ gezimiz vardı. Arkadaşlarla toplu olarak gittiğimiz, üniversitenin yaptığı. Gerçekten güzel bir gün geçirmemizi sağlamıştı. Keyifliydi. Benim seninle ilgili keyifli unutamadığım bir anı var için. Mesela. Benim de var. Onu, evet. Var değil mi? Bana lütfen, yani benim bilgi dağarcığımı genişlettin, yeni bir alan açtın bana. Yanlışsam düzel, Doho muydu? Dohyo. Dohyo, tamam. Ondan bahseder. Evet, hocam haklısınız. Tabii ki. Biz aslında Yaşar Üniversitesi'nin ikinci dönem mezunlarıyız. Üniversitenin ikinci sınıfında bilgisayar mühendisliğindeki arkadaşlarımızla beraber robot topluluğu kurma düşüncesi oluştu bizde. Aslında onlar daha doğrusu çok keyifli zamanlardı. Yapabilir miyiz? Nasıl yapabiliriz? İşte siz donanımı yapın, yazılım tarafını da bilgisayar mühendisliğindeki arkadaşlar yapsın derken bir topluluk kurduk. Buna da gerçekten de üniversite çok fevkalade destek oldu bize. Daha sonra yarışmalar olduğunu öğrendik ulusal ve uluslararası çapta. Biz mini sumo robotları yaparak yarışmalara katılmayı istedik. Daha sonra ODTÜ'de hatta birincilik elde ettik. Başka yarışmalarda da yine derecelere girdik. Çok keyifli günlerdi onlar. Gerçekten de ve hani bunları kendi içimizde kurgusunu yapıp ortaya koymak ya da planladığınız o robotu ortaya koymak, bununla bir yarışma kazanmak gerçekten heyecan verici. Şu an bile heyecanlandım size anlatırken çünkü hatırladım o zamanları. Dediğim gibi üniversitemiz bilime ve tekniğe çok değer veriyor. Bu anlamda bizi her zaman destekledi yarışmalarda da. Sürekli her yarışmaya katılmamız konusunda bizi destekledi. Bizden sonra da, biz mezun olduktan sonra da arkamızdan gelen arkadaşlara da en azından bu robot topluluğunu bırakmış olduk. Evet. Şimdi bazen takip ediyorum aslında. Siteden de takip ediyorum ve daha güzel çalışmalar yapıyorlar. Çünkü teknoloji ilerledi. Biz minisumo yaparken onlar belki daha farklı robotlar yapıyorlar şu an. Bunları görmek de çok keyifli, gurur verici. Sizin gibi daha önceden topluluğa üye olan arkadaşlarımızın şimdi sektör deneyimi de elde ederek aslında bilgilerini şimdiki öğrencilerimize paylaşması adına topluluklarla iletişim kurabilirsiniz. Sizin o dönemde yapmış olduğunuz bu çalışmalar, hatta biz de bir seminer yapmıştık topluluklarımızın başarıları diye. O zaman sen bana anlatmıştın, hatta uygulamalı olarak da göstermiştin. Çok heyecanlanmıştım. İşte bir gösteri yapmıştınız Cep Sineması'nda, hiç unutmuyorum. Harika. Evet. Bunu da haberleştirmiştik. Bununla ilgili haberleri de eğer izleyicilerimiz merak ediyorlarsa haberyeşil.tr adresinden ulaşabilirler. Bu güzel günlerdi. İşte üniversite eğitiminiz sırasında sadece kendi alanınızla sınırlı kalmayıp diğer anabilim dallarıyla çalışmalar yapmak, topluluklara üye olmak her zaman için eğitiminizde farklı bakış açıları kazandırıyor. Ben o yüzden çok önemsiyorum. Bunu da çok önemsediğim için, seninle ilgili çok güzel bir anım olduğu için burada hatırlatmak istedim. Çok güzel günlerdi. İnşallah tekrar farklı projeler başlayacağız ve sizlerle bize haberler edersiniz. Gurur duymaya devam ederiz. Seninle ilgili bir şey soracağım. Tabii ki. Söyleşimizi yavaş yavaş noktalarken. Sen bir yüksek mühendissin ve bu alanda da, mühendislik alanı da sürekli insanın, evet, bu alanda çalışanların kendisini yenilemesi gereken bir süreç. Sen bir yüksek mühendis olarak kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Kariyerine katkı sağlamak için neler yapıyorsun? Mezun olma aşamasında olan son sınıf öğrencilerimize, bu bölümü tercih edenlere ne söylemek istersin? Neler tavsiye etmek istersin? Elektrik mühendisliği mezunu kendisini nasıl yetiştirmelidir sektörde? Nelere hazırlıklı olmalıdır?
Biz 4 yıllık temel mühendislik eğitimi alıyoruz. Daha sonrasında da kendini geliştirmek ve uzmanlaşmak isteyenler yüksek lisans eğitimi, doktoraya devam ediyor. Benim yaptığım gibi. Ben mesela şu an baktığınızda bir elektrik motor üretimi yapan, tasarım ve üretimi yapan bir fabrikada çalışıyorum. Aslında çok da farklı olmayan alanlarda olduğunu düşünüyorum benim alanımla. Farkı nedir? Elektrik makineleri tasarımında yapılan elektromanyetik tasarımlar düşük frekanslarda. Örnek veriyorum hertz mertebesindeyken. Benim yaptığım çalışmalarda daha yüksek frekanslarda megahertzler, gigahertzler mertebesindeydi. Ama analitik modellemesi, çözümleri, matematiksel çözümleri, analizleri aslında farklı mühendislik araçları kullansak da temelinde aynı, mantık aynıydı. Şu an için yaptığım çalışmalarda da her zaman ben proje yöneticisi olsam da teknik anlamda Ar-Ge'de yapılan çalışmaları, tasarımları paralelinde yürütüyorum. Bunlarla ilgili de kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Araştırmalarımı yapmaya devam ediyorum. Ben söyleşinin ilk sorularında da söylemiştim. Hani arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Kesinlikle araştırmayı bırakmasınlar. Her zaman alanlarıyla ya da yakın alanlarla alakalı makaleleri okusunlar. Tezleri okusunlar. Gerçekten tezler büyük bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Ben şu an bile mesela açıp yüksek lisans ve lisans tezimi okurum arada. Çok keyif alarak okurum çünkü. Yani bunlar tecrübe olarak bizim kazandığımızı düşünüyorum. Ve şu an için mesela baktığımızda biz bir mühendislik firmasıyız. Çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Ben hem lisans hem yüksek lisans edindiğim tüm bilgiyi, aslına bakarsanız alanım farklı olsa da çalıştığım diğer sektörlerdeki bilgiyi de harmanlayıp şu anki mesleğimde kullanabiliyorum, şu anki sektörümde kullanabiliyorum. Yani tavsiyem araştırmayı hiçbir zaman bırakmasınlar. O mühendislik eğitimini tutsunlar ama üzerine hep geliştirerek devam etsinler. Asla gelişmeyi bırakmasınlar. Çünkü sektör ilerliyor. Mühendislik, elektrik mühendisliği çok güzel bir meslek. Severek tercih ettilerse ve severek yapmalarını zaten tavsiye ediyorum ve araştırma yaparak yeni şeyler öğrenerek de bu mesleğe olan sevgilerin daha da artacağına inanıyorum. Harika. Zaten mühendislik her zaman için takım çalışmasının, zaman yönetiminin, etkili iletişimin son derece önemli kritik noktalarda kullanıldığı ve projeleri başarıya ulaştıran en önemli noktalardan birkaçı. Dolayısıyla adayların da kendilerini bu alanda geliştirmeleri lazım. Her zaman için gelişmeleri takip etmeleri, yenilikleri takip etmeleri ve Kesinlikle. birlikte bulunmuş oldukları sektörle bağlantısını kurarak yeni projelere, inovatif çözümlere adım atmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Son olarak sana son bir sorum var. Sonra istemesem de söyleşimizin sonuna geldik. Sana Yaşar Üniversitesi desem ne dersin? Yaşar Üniversitesi, ya öncelikle şeyden bahsetmek istiyorum. Hani en başta da söyledim ama tekrardan söylemek isterim. Çünkü dediğim gibi üzerimde emekleri çok. Kaliteli akademisyenlere sahip ve fevkalade bir altyapı imkanına sahip bir üniversite. Aynı zamanda bunun yanında da sosyal olarak da kendimizi geliştirebileceğimiz, insan ilişkilerimizi sağlamlaştırabileceğimiz bir kurum olduğunu düşünüyorum. Eğitim ve öğretimin yanında sahip olduğu, ya bulunmuş olduğu konum, sahip olduğu öğrenci toplulukları, biraz önce de bahsettik sizinle, sosyal anlamda da keyifli bir üniversite hayatı sunuyor bize. Bunun avantajı büyük olduğunu düşünüyorum. Teknik derslerin yanında almış olduğumuz bazı UFN'de dersleri vardı. Ben bunları unutmuyorum gerçekten. Örnek veriyorum, etik Temel kültür, dersleri insan bilimi, hala var, evet. çok keyifli derslerdi. Araştırma kültürü vardı. Ondan sonra estetik kültür Etik vardı. Ben ve teknik estetik derslerin yanında, kültürü, proje kültürü evet, var, proje evet. kültürü vardı. Evet, yani aldığımız teknik derslerin yanında bu derslerin bizi aslında etkileşim içinde olduğumuz insanlara kendimizi daha iyi ifade edebilmek için kullandığımız araçlar olarak görüyorum. Ve bunu hem yüksek lisansta hem lisansta bu eğitimi bize sunduğu üniversitemiz. Ben bunun katkısını her zaman gördüm. Hem üniversite hayatım boyunca gördüm, hem mezun olduktan sonra iş hayatında gördüm. Ayrıca çok önemli bir konu da şöyle, bunu paylaşmak istiyorum. İşimiz gereği ulusal ve uluslararası makaleleri takip ediyoruz, okuyoruz ve araştırmalar yapıyoruz. Ve bu çalışmalarda Yaşar Üniversitesi'nin isminin sıklıkla geçtiğini görüyoruz artık. Ben bunu görüyorum ve gerçekten büyük bir gurur kaynağı benim için. İnşallah yine doktora yapma planım var. İleride de yine üniversiteyle bu işbirliğine gidip doktoramı yapmak istiyorum. Harika. Bu makalelerde üniversitenin adını görmek, sıklıkla görmek gerçekten, tekrar söylüyorum, gurur verici bir olay.
harikulade. Çok teşekkür ediyorum Gonca. Seni tekrar görmek çok güzeldi. İyi ki yollarımız kesişmiş. İyi ki Yaşar Üniversitesi ailesinden olmuşsun sen de. Güzel katkılar, sonrasında senin vermiş olduğun katkılar sektöre ve kendi alanına son derece kıymetli ve değerli. Buradan çok teşekkür ediyorum tekrar davetimizi kabul ettiğin için. Değerli dinleyicilerimiz, Kariyer Mezunlar Merkezi Müdürlüğü, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Halkla İlişkiler Tanıtım Pazarlama Müdürlüğü ve Medya Merkezi Müdürlüğü'nün katkıları ve destekleriyle gerçekleştirdiğimiz kamera arkasında Burçin Onarır, Seçkin Özdemir, Sema Abdurrahmanoğlu, Berce Tufan ve Cenk Sönmez'in yer aldığı bu keyifli söyleşi için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kıymetli arkadaşlarım ve üniversitem adına Gonca'ya da kariyer yolculuğunda başarılar diliyorum. Programlarımız devam ediyor. Çok teşekkürler. İzlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Herkese sağlıklı günler diliyoruz efendim. İyi günler. Hoşça kalın. İyi günler hocam. Hoşça kalın.